Merhaba, ben çevre mühendisi Yelda Keskin Yiğiter. Bengütürk Çevre Ekranı ile karşınızdayız. Bu bölümde iklim değişikliğinin göç üzerine etkilerini inceleyeceğiz. İnsanlar tarih boyunca yaşadıkları yerlerden başka yerlere gitmek zorunda kalmışlardır. Yaşanılan coğrafyada şartların kötü olması, kuraklık, susuzluk veya savaşlar gibi nedenlerle başka yerlere göç yaşanmıştır. Ancak son dönemlerde iklimin değişmesi, havaların fazla ısınması, kuraklık, çölleşme, su kıtlığı ya da doğal afetlerin artması gibi sebeplerle yaşanılan göçler artmaktadır. Mevcut tahminler iklim değişikliği nedeniyle önemli bölgelerin yaşanılamaz hale geleceğini göstermektedir. Deniz seviyesinin yükselmesi, tatlı su miktarının azalması ve tarımsal kapasitenin düşmesi kırsal alanlardan kentlere ve uluslararası zorunlu göçlere neden olmaktadır. Dünya üzerinde iklim değişikliğinin en fazla etkilendiği kıta Afrika. Bölgedeki sıcaklık artışları son yıllarda küresel ortalamanın iki katına çıkarken, Afrika'nın doğusunda 30 milyondan fazla insan için gıda güvenliği ve temiz suya erişim büyük bir sorun haline geldi. Dünya Bankası raporlarına göre 2020 yılında 94 farklı ülkeden 25 milyon kişi iklim değişikliği nedeniyle göç etti. Bu göçlerin temel sebebi ise küresel ısınma sonucu oluşan ani sıcaklık artışları. Dünya Bankası raporu 2050 yılına kadar Sahraaltı Afrika, Latin Amerika ve Güney Asya'da 143 milyona kadar insanın topraklarını terk etmek zorunda kalacağını bildiriyor. Hükümetler Arası İklim Paneli raporu da iklim değişikliğinin göçün boyutunu ve yönünü büyük ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olduğu konusunda hemfikir. Sebep her ne kadar haklı olursa olsun yaşanacak göçler yeni sorunların doğmasına neden olacaktır. Göçmenler gittikleri ülkede uyum sorunu yaşayacak, mülteci kamplarındaki çevresel kirlenmeler meydana gelecek, temizlik ve hijyen sorunu, bulaşıcı hastalıkların yayılması gibi sorunlar ortaya çıkacaktır. Ayrıca bazı güvenlik sorunları da yaşanacaktır. Küresel ısınma adı gibi küresel bir sorundur. Engel olunmazsa milyonlarca insan bu durumdan her yönüyle etkilenecektir. Türkiye'de yaşayan bir kişinin günlük hayatta yaptığı kirletici azaltımı belki de Afrika'da yaşayan bir kişinin hayatını etkileyecektir. Bu sebeple herkes bu durumu tersine çevirmek için üzerine düşeni yapmalıdır. Unutmayın, çevremiz geleceğimize bırakacağımız en büyük mirastır.